Otur otur. Hadi hayırlı haber inşallah. Sebahat'ın konuştum ben Ayşe ile. Fakat Ayşe çok sıcak bakmadı. Hatta sinirlendi diyebilirim. Neden? Ya nedenini bilmiyorum. Bana çok iyi şeyler de söylemedi açıkçası. Ama araç onu şimdi buraya getiriyor. Benimle konuşmayı kabul etti. Sizinle yan yana gelmeyi kabul etmedi ilk etapta. Konuşacağız kendisiyle. Bakalım ne diyecek yani. Sizin anlattıklarınız dışında sanki bana bir şeyler söyleyecekmiş gibi geldi. Aa, neden Ayşegül Hanım? Beyda'da bir şey yoktur ki. Neden ama? Ya nedenini bilmiyorum. Nedenini o anlatacak şimdi. Allah Allah. Hiçbir şey yok ki meydanda. Benimle ilgili bir şey yok. Artık ondan dinleyeceğim biraz da. Ben sizi dinledim. Biraz daha Ayşe'yi dinleyeceğim. Gelmek istemedim buraya. Emin misiniz? Hayır şöyle. Buraya geliyor. Ama benimle görüşmek için geliyor. Sizinle karşılaşmak için gelmiyor açıkçası. Ha, beni görmek istemiyor mu? Ya şu anda bana öyle geldi. Ben şimdi onunla konuşacağım. Onu anlatacağım. Sizin de anlattıklarınızı söyleyeceğim ama bir de hikayeyi ondan dinleyeceğim onun tarafından. Ay Allah, ben ona bir şey yapmadım ki Ayşegül Hanım. Çok iyiydi bizim aramız. Göreceğiz, göreceğiz. Allah Sebahat Hanımcığım, ben de üzüldüm, ben de şaşırdım. Ay şimdi bak, ben de çok üzüldüm. Tansiyonum çıktı herhalde. Düştü mü ne yaptı? Ay elim ayağım titriyor. Yok canım, sakin olun. Sakin çok üzüldüm olun. Ama ya şimdi. Yok hiç üzülmeyin, üzülmeyin. Ben de ümitlerle geldim buraya Ayşegül Hanım. Ya muhakkak ama yani bilmiyorum ki onun tarafından da hani ne yaşandı, o ne hissediyor, bunları bilmiyoruz ki Semahat Hanım. Bir de onu dinleyeyim. Onu dinleyeyim. Sizin onu görmek istediğinizi söyledim. Hatta işte oğlunuzla tekrar bir araya getirmek istediğinizi anlatacağım ona. Ay. Bir gelse, bir görüşse, bir konuşsak, şöyle bir içimi döksem. Bir oğlumdan böyle bir karşılaşsalar, bir müritlerini görsem. İnşallah. Ayşe'den de dinleyelim değil mi? Ayşe bizi çok iyi karşılamadı. Allah Ayşe Allah. Bize ne yaptı? Hayret bir şey ya. Hayır dedi. Ay büyü mü yaptılar çocuklara, ne yaptılar? Ay Semahat Hanım, Allah aşkına ne büyüsü falan. Şimdi ne konuştun? Ama ne, bir şey yoktu ki Meydan'da Ayşegül Hanım. Şaşırdım şimdi ben. Ben bir şey yapmadım. Çocuklar da iyilerdi, mutlulardı. Ya bunu sen söylüyorsun bir şey yapmadım diye Semahat evet. Hanımcığım. Sen güzel güzel anlattın, paylaştın. Ama şeyi bilmiyorum ki. Yani Ayşe'nin bizi karşılaması çok sıcak olmadı. Yolladığınız emanetin sizden geldiğini anladı. Evet. Tepkisi çok büyük oldu. Allah Allah. Evet çok büyük oldu. Hoşuna gitmedi açıkçası. Ben şimdi şaşırdım vallahi Ayşegül Hanım. Gerçekten şoktayım. Açıkçası ben de şaşırdım. Ay. Ben de şaşırdım. Ah oğlum ne yapacak? Ah oğlum ah. Hay Allah. Bak oğlan da geliyor, benim oğlan. Gel oğlum gel, hoş geldin annem. Hoş bulduk anne. Hoş evet. Geldiniz Lütfü Bey, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Ne yaptınız anne? Buldunuz mu Ayşe'yi? Ayşe Hanım'ı biz bulduk. Ayşe Hanım'ı buldum ama Ayşe Hanım'la konuştuğum zaman çok sıcak karşılamadı. Buraya geleceğini zannetmiyorum ama benimle görüşmeyi kabul etti. Anne emin misin? Geleceğine emin misin Ayşe'nin? Bunca yaptığın şeyden sonra. Ben size ne yaptım annem? Yapma ne yapmadın böyle. Ki anne, ne yapmadın ki? Deme be yavrum, deme be evladım ya. Deme be şey. Vallahi Ayşegül Hanım, ben bunlara bir şey yapmamışım ya. O benim gelinim, öz bebeğim ya. Benim başımın tacı o gelinim ya. Ay, Allah aşkına ya. Bak şimdi Semahat Hanım yani. O benim göz bebeğim diyor, göz bebeğine göz açtırmıyor yani. Bu arada mesaj geldi. Ay kimden geldi Ayşegül Hanım? Aracımız gelmiş. Hay Allah. Hadi Ayşegül Hanım. Hadi bakalım gidelim Ayşe Hanım yanına. İnşallah yan yana gelirsiniz. İnşallah, inşallah, inşallah Ayşegül Hanım. Dur bakalım Semahat Hanım. İnşallah buradan başka bir şeyler çıkmaz. Yok anam ya, çıkacak. Ben şimdi gidiyorum Ayşe'nin yanına. Sizi de masamıza davet ediyorum. Bir şansım olsa masasına. Tamam? Tamam Ayşegül Hanım. Hadi bakalım inşallah gelir Lütfü. İnşallah. İnşallah. İnşallah gelir Ayşegül Hanım.
Ayşegül Hanım. Ayşe Hanım, hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Bu ne? Bu şey mi, o emanet kasadan çıkan mı yoksa? O yollamış. O yollamış. Fırlatmışsınız buraya. Benim için önemsiz bir şey. Ne diyeyim? Biraz sinirli miyiz? Evet. Gerçekten çok sinirliyim. Çok kötü günler geçirdim. Hatırlamak dahi istemiyorum. O kadar güzel anlattı ki eski kayınvalideniz. O kadar güzel şeyler söyledi ki. Sizi çok sevdiğinden bahsetti. Sizi muhakkak Lütfü Bey'le yan yana getirmek istediğinden bahsetti. Ama ben ilk telefonda sesinizi duyduğum andan itibaren, yani siz bu kolyeyi almışsınız ve gördükten sonra sizin o ne hissettiğinizi anladım aslında. Çok sinirliydiniz. Evet. Çünkü hiç göründüğü gibi biri değil. Gerçekten öyle olsa ve bu bir yalan söylüyor. O yalana kendi de inanıyor. Böyle bir şey yok maalesef. Şimdi şöyle yapalım mı? Ben sizden dinlemek istiyorum. Baştan başlayalım şöyle. Lütfü Bey'le nasıl tanıştınız? Oradan başlayalım. Biz Lütfü'yle kurs zamanlarında tanıştık. Üniversite kurs zamanlarında. Orada birbirimize aşık olduk. Kurs bittikten sonra da görüşmeye devam ettik. Sonra bir gün otobüs durağında annesi bizi yakaladı. Takip etmiş. Yakaladı mı? Evet, yakaladı. Aa, şey yaptı, anlattı. İlk sizinle tanıştığı yeri sordum. Takip mi etmiş? Evet, takip etmiş. Yok, öyle çünkü demedi. O tesadüfen otobüs durağında bekliyormuş. Sonra siz gelmişsiniz Lütfü Bey'le. Maalesef öyle değil. Geldi ve direkt hakarete başladı.